İyi günler sevgili Medyaskop TV izleyicileri. 12 Eylül'de Maslak'ta bir otobüste 23 yaşındaki hemşire Ayşegül Terzi'ye fiziksel şiddet uygulayan Abdullah Çakıroğlu bugün davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Alınan karar kamuoyunda büyük tepki yaratırken Çakıroğlu'nun mahkemedeki savunmasında ifade ettikleri sosyal medyada olay oldu. Davada verilen kararı Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu genel temsilcisi Gülsüm Kav ile değerlendireceğiz. Gülsüm Hanım merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Gülsüm Hanım, davadan çıkan kararı nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum. Ben beklenen bir şey miydi yoksa şaşırttı mı? Şaşırttı. Ben hani bu kararlara şaşırmamak gerekir diye bir kamuoyu tepkisi de var ama tabii ki şaşırmaktan vazgeçmemeliyiz. Çünkü bu siyasi bir karar ve Türkiye'de tüm kadınlara ve laikliğe, yaşam tarzı özgürlüğüne atılmış bir tekme dedik ilk olay vuku bulduğunda. Bunu böyle dile getiren çok hani büyük bir kamuoyu var. Bu kamuoyunun hani tepkileri sonucunda ilk yakalandığında da sanık serbest bırakılmıştı ama sonra tutuklanmıştı. Onun yeniden hani tutuklanmış olması Türkiye için iyi bir virajdı aslında. Bu virajın hani değerlendirmek gerektiğini, daha sonraki hani yine benzeri saldırıların hani, önünü ancak böyle alabileceğimizi düşünüyor ve iyi bir ihtimalle de pay veriyorduk biz. Ve yani bu hani olumsuz gidişata yine şaşırmalı, yine tepki vermeliyiz diye düşünüyorum ben. Bu kadar dün IŞİD'lilerin serbest bırakılması gibi, bugün gibi bir dünya isteyen bu sanığın serbest bırakılması bizim hala tabii ki şaşırmamız ve tepki vermemiz gerekli çok olumsuz adımlardır diye düşünüyorum. Ve yani ama bununla beraber bu bir siyasi karar diye de düşünüyorum ben. Hani çünkü az önce söylediğim gibi daha önce bu sanığın hani serbest bırakılıp bütün kamuoyuna sırıtan haline verilen tepkiyle tutuklanmış idi. Bu aslında bütün ülke için siyaseten hani olumlu bir virajdı. Buna tahammülü olmayanlar daha sonra hani çeşitli siyasetçiler de çeşitli beyanlarla hani böyle bir yaşam tarzı özgürlüğüne tahammül edemeyeceklerini ifade etmiş oldular. Ve aslında o siyasi söylemlerin bir sonucudur da bu karar. Ama elbette ki biz şaşırmaktan, tepki vermekten vazgeçmemeliyiz diye düşünüyorum. Peki Gülsüm Hanım, savunmasında genel olarak dini öğeler kullanmış saldırgan. Siz bunları kullanmasının sebebi olarak akli dengesinin yerinde olmamasını mı yoksa muhafazakar toplum yapısını kullanmaya yönelik bir adım olduğunu mu düşünüyorsunuz? İkinci seçeneği düşünüyorum. Çünkü aslında bir kere sanığın kendisiyle avukatının bütün ifadeleri çelişiyor. İkincisi bir sürü konuda gayet aklı sağlam bir şekilde ifade verebiliyor. Bir sürü şey bir araya getirebiliyor ve bununla beraber zaten akıl sağlığı konusu bizim bütün kadın cinayeti davalarında, bütün kadına yönelik şiddet, cinsel saldırı davalarında indirim almak için dile getirilen hani bir ortaya her seferde standart konulan bir bahane oluyor. Ama burada o kadar geçersiz ki zaten güvenlik görevlisi olarak bir yerde çalışıyor, ehliyeti var. Hani akıl sağlığı yerinde olmayan birinin konumda değil. Tedavi o zaman hani tedavisiyle ve tanısıyla ilgili de kanıtların da mahkemeye sunulması gerekirdi. Bildiğim kadarıyla bu kanıtlar yok. Temsilcilerimiz izledi, müdahil etti davaya. Ve bununla beraber şöyle de bir mesela bizim dava örneğimiz var. Gerçekten akıl sağlığı yerinde olmayan sanıklar için bile Bursa'da Kadriye Menkeş bir kadın cinayeti davası örnektir. O sırada tedavisi ve izlemi yapıldığı için indirim vermedi mahkeme. Yani bu sanık akıl hastası değil. İki, böyle diyelim böyle olsaydı bile izleniyor ise sanık avukatı böyle söylüyor. Tedavi altındaymış, izleniyormuş, takip ediliyormuş müvekkili. O böyle bir durumda, takip edilen durumda da indirim verilmiyor. Çünkü hani zaten tedavi ve takibi yapılıyor diye düşünülüyor. Ama şimdi bu bir hani yan yol. Burada esas mesele
Hep söylediğimiz gibi olay vuku bulduğundan beri laikliğe, Türkiye'de özgürlüklere, kadınların bir otobüse binip sağ salim inebilmesine bile saldırı ve bu haklara saldırı diye düşünüyorum ben ve ikinci gerekçeye daha çok pay veriyorum. Çünkü bunun cüretini kazanması için de ne yazık ki çok gelişme oldu son 1,5 ay içerisinde bu olaydan sonra. Örneğin işte az önce dediğimiz gibi tutuklanmasının sağlanması çok olumlu bir durumdu. Bu olumlu örneğe dahi tahammül edemediler. Mırıldanma diyen oldu, madam diyen oldu. Mesela bu sanığın bugünkü ifadelerinde çok sık gayrimüslim lafı geçiyor. Nereden geliyor bu gayrimüslim? Bence madamdan geliyor. Yani mırıldanamazsın denildi mesela. Mırıldanma yerine işte orta halli tekme attım. Aslında çok orta halliyim gibi, hani o, bunun yarattığı etkiyle böyle konuşuyorlar. Ve dolayısıyla ikinci seçeneğimiz olan Türkiye'deki siyasal gidişat daha etkili diye düşünüyorum bütün bu sonucu yaşamamızda. Anlıyorum. Sosyal medyada bu olay üzerine erkek bireyler, hani erkek toplum tarafından din meselesi mi, muhafazakar toplum meselesi mi, yoksa erkek egemen toplum meselesi mi konusu çok fazla tartışıldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu sadece bir dine, muhafazakar toplum yapısına mal edebilir miyiz? Yoksa bu tamamen bir ataerki sorunu mu? Şimdi bunun merkezinde elbette temel hani odağı kadına yönelik şiddet. Yani ama bununla beraber zaten bu muhafazakarlık ya da işte kadınların yaşam tarzına müdahalenin en hani uç biçimleri biz yine hep, daha doğrusu bir rejimin inşasını Türkiye'de şu anda gidişatta demokrasiden ve laiklikten uzaklaşan bir orta çağ devletine demek istiyorum ben. Yani inananlara da hani samimi Müslümanlara saygı duyarak, ama yani dini bir orta çağ devletinde kullanıldığı gibi kullanılan bir devlete doğru gidiş, bir rejime doğru gidiş söz konusu. Bu böyle rejimler, bu baskıcı rejimlerde hem zaten dinden çok büyük hani kuvvet alırlar, en eski, en arkaik yani değerlerden, hem de bir ikinci çok klasik özelliği tarihteki bütün deneyimler göstermiştir ki kadınlar üzerinden, kadın bedenine müdahaleler üzerinden inşa edilirler. Bu rejim yani bize götürmek istedikleri laiklikten uzaklaşan, anayasada laiklik olmayacak diye yani kurulan, tahayyül edilen, IŞİD'in dünyaya baktığı gibi bir bakışla kurulmak istenen Türkiye'yi hani orta çağ devletine götüren adımlar, hepimizin bildiği üzerine içinde yaşadığımız dönemde kadın bedeni kadının yaşam tarzında inşa ediliyor. Bu tarihte de pek çok örnekte, otoriter, diktatörlükler örneklerinde hep böyle olmuş. Bizde de böyle oluyor. Dolayısıyla bunları birbirinden bir hani duvarla, bir çin seddiyle almak ile hiç mümkün değil. Bunlar çok iç içe işliyorlar. Yani bu elbette ki bir kadına yönelik şiddet meselesi, bir patriyarka, yani erkeklerin ondan hani birlikte işleyen sistemin kadın üzerinde baskısı, bir ezgisi. Ama beraber onu çevreleyen iklim, onu çevreleyen rejim, böyle bir hani hem dine yaslanınca, hem baskıcı hani karaktere yaslanınca iç içe geçiyor. İster istemez biz kadınlar hem hani kadın mücadelesini kendi özgürlüğüyle vermek durumundayız. Bununla beraber de Türk toplumun hani demokrasi ve laikliği için de çaba göstermek durumundayız. Çünkü bizi çevreleyen mesele, siyasal mesele bu ve bunlar birbirinden doğrudan etkileniyor. Tıpkı savaş siyasetinden etkilendiği gibi, şiddetin yükseldiği durumlarda nasıl ki kadına yönelik şiddet, kadın cinayeti yükseliyor, laikliğe, yaşam tarzına, özgürlüklere saldırı genel olarak olduğunda da bu derhal en hani en eski grup olarak ezilen cinsiyet dönüyor ve hep kadınlar ödüyor. Ayrıca bu tür baskıcı rejimler zaten önce hep sadece bu çorlinme bahanesi meselesi değil, doğum kontrolüne müdahale, bütün diğer haklara müdahale, yani tüm yaşam tarzına ve kadının bedenine, çalışma hayatına, eğitim hayatına, bildiğiniz üzere işte yani yeni eğitim modelleriyle sağlık bile kuruluyor bu rejim.
Bu yüzden uzun lafın kısası, bu bir kadın sorunudur, kadın mücadele alanıdır. Ama bununla beraber birbirini iç içe birbiriyle geçmiş hayat bazen hani karşımıza karmaşık sorunlar getirir. Matruşka gibi iç içe geçmiş sorunlar getirir. Türkiye'de şu anda tam öyle bir dönem yaşamaktayız. Hani keşke tek bir başlıkla bir meseleyle uğraşabilseydik. Fakat yani bizi çevreleyen bu iklimle, bu siyasal iklimle de mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü çok besleniyor. Kadına yönelik şiddet genel siyasetten çok besleniyor. Anlıyorum. Peki Gülsüm Hanım, çok teşekkür ederiz bize katıldığınız için. İyi günler diliyoruz. Rica ederim. Ben süre varsa bir şey eklemek istiyorum. Buyurun tabii. Burada Ayşegül kardeşimizin duruşma sırasında bacağım zaten kapalıydı, poşet vardı diye ifade vermiş olması o kadar mahcup etti, o kadar utanç verici ki herkes için bence. Kesinlikle. Hani onu böyle bir savunma yapmak durumunda bırakmak. Yani lütfen hani o kendini güçsüz ve yani böyle savunma yapmak durumunda hissetmesin. Yani bayağı açık da olabilirdi. Olabilir. Hani kadınlar istedikleri saatte, istedikleri kıyafetle bu hayatın olacaklar. Ayşegül'ün de boynu bükülmemeli. Hiçbir kadın kardeşimizin boynu bükülmemeli. Böyle savunma yapmak durumunda da bırakmamalıyız. Bütün toplum kadınların bu haklarına sahip çıkmalı. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim Gülsüm Hanım. Ben teşekkür İyi ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Medyaskop TV'de Ayşegül Terzi davasını, kadın cinayetlerini durduracağız platformu genel temsilcisi Gülsüm Kav ile konuştuk. İyi günler diliyoruz.